Arkadaşlar hepinize günaydın. Bakın araba arkada. MG'ye geldim. Şöyle göstereyim ya. Acıbadem'deki MG elektrik. Şöyle gösterebiliyor muyum? Görüyor musunuz bilmiyorum. MG elektrik bakın en sonunda yazıyor. Geldim bakalım. Satış sonrasıyla konuşuyorlar. Brixton'a götürecekler galiba arabayı. Orada bakacaklar. Anlattığım durumu. Yine duruma göre sizi bilgilendiririm. Bakalım ne olacak. Şimdi MG'den aradılar. Dün gittim. Dün gittiğimde Brixton'da konuştular. Brixton'da o anda tekerlek yoktu. Yeni şimdi bizdekiler T006 galiba değil mi? 5 ya bizdeki ya T005 ya 6. Onların da vereceği ya T005 ya 6. Yani bizdeki 6 ise onlar 5 verecek. Öyle bir şeydi. Şimdi oraya gidiyorum. Gelmiş tekerlekler. Biraz da geç kalmışlar işte. Yani daha doğrusu servisteki o departmanın müdürü aradı. Adam sabahtan beri toplantıdaymış, elemanlarına söylemiş, elemanlar da söylemeyi unutmuş. O yüzden ben bu saate kaldım. Yoksa tekerler çoktan gelmiş. Brixton'a gideceğiz. Olacak da şu, yani öyle hemen değiştirmiyorlar. Ben şimdi değiştiriyorum ama değişecek çünkü ben uzun yola çıkacağım. Değişeceğiz. Benim tekerler incelemeye gidecek. Eğer Brixton, yani bunun MG ile alakası yok. Brixton, evet ürün hatalı derse ürünü alacak. Ben bunu yeni takılacak tekerlere para vermeyeceğim. Ama kullanıcı hatası derse benden isteyecekler. Tabii ki orada iş değişiyor. 6000 kilometre daha toprağa değmemiş tekerler nasıl böyle... In 300 meters, keep left. Hatta şimdi bir tanesi de şey yaptı. Havası azalmış, uyarı verdi. Artık delik mi, başka bir şey mi var bilmiyorum. Neyse, Brixton'un şeyine göre, ne diyeyim, kararına göre biz de ona göre aksiyonumuzu alırız gerekirse. Tüketici... In 200 meters, keep left. Sonuçta HTS kayıtlarında veya benim telefonum hep yanımda. Gittiğim yollar belli. Otobandan dışarı çıkmadı bu araba asfalttan. Bakalım kabul etmezler. Keep left. Mahkemelik oluruz. En fazla bu olur yani. Brixton'da. Çünkü MG bunu özellikle belirtti. Bakın bizim şeyimiz yok. Yani tekerler bizle alakalı değil. Doğru. Onların üreticisi o değil. Öbür tarafta da üreten sonuçta Brixton. Bakalım. Şimdi bugün değişecek. Ben uzun yola çıkacağım zaten. Bir de on... Continue for 6 kilometers. Soğuk hava. Yağmur efendim denk gelirsek onu da test etmiş olurum. Yani durum bu. Gidiyorsunuz. Tekerleri Brixton veya artık hangi markanızı incelemeye alıyor. Kullanıcı hatası değilse ücretsiz değişim oluyor. Kullanıcı hatasıysa tabii ki ücret talep ediyorlar. Ondan sonrası artık bize kalmış. Mahkemeye mi veririz dediğim gibi tüketici koruma derneğine mi gideriz? Durum şu anda bu arkadaşlar. Yani en azından mağdur olmadım. Gidiyorum tekerlerimi değiştiriyorum. Yola rahat rahat işim rahat şekilde çıkacağım. En azından Türk üretimi. Ben Çin üretimi olduğu için bu tekerlerin böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hamurları bence Türk yollarına uygun değil. Bunu anladım ben. Farklı bir gelişme olursa ayrıca yine bilgi veririm. Yeni pabuçlarımız takıldı. Brixton T06'lar takıldı arkadaşlar. Şu anda arkadaş basınçları ayarlıyor. Aynen kapıda yazdığı gibi, aracın kapısında yazdığı gibi ayarlıyorum. Önler 37. Araçta iki yetişkin bir çocuk olacağı için arkaları da 38 yapıyorum. Bagajda da olmayacak. Bagaj dolu ve arka full dolu olduğunda 41 yapmanız gerekiyor. Kapıda ne yazıyorsa onu yapıyorum. Aracın bugün Ankara'ya git gel yapacağım. Gideceğim, 2 gün sonra da geleceğim. Yaklaşık 1000 km yol yapacak. 1000 km sonra hem lastiklerin performansını göreceğiz. Hem de bakalım yakıta bir etki ediyor mu? Yağmur yağarsa performans nasıl olacak? Bayağı iyi oldu aslında bu. Tam yola çıkarken teste girmiş olacağız yani. Tekerleri de test etmiş olacağım. Hem de Ankara soğuk bir tarafa gidiyorum. Yani hava soğuk havada nasıl performans gösterdiğini tekerlerin göreceğiz. Bunlar, bu Brixton'lar Türk üretimi. Şimdi söylediler. Ne kadar ödülü varsa toplamış. Bakalım. Umarım iyi olur. Aracı şu anda %100'e şarj ediyorum. Yola çıkacağım Ankara'ya. Tekerleklerim değişti. Tekerleklerim kayıyordu çünkü. Brixton, Çin üretimi Brixton'lar vardı üstünde. Gittim. Tekerlekler değişti. İncelemeye gitti. Tekerlekler değişti ama yani şu anda garantiden değişip değişmediği Brixton'un incelemesinden sonra belli olacak. T005 vardı üstünde. Şimdi Turanza T06 taktılar. Türk üretimi olan. Hamur biraz daha farklı zaten. Ben de elledim. Videolarımı da çektim zaten. Bu videoyu editlerken onları da ekleyeceğim. Yani bu videoda hem yeni tekerleklerin, Turanza T06'nın yol performansını inceleyeceğiz ki Ankara'ya gidiyoruz. Umarım yağmur yağar. Bir de yağmurla test etmek istiyorum uzun yolda. Hem yakıtı, bakalım buradan Ankara'ya giderken yaklaşık 470 km'lik bir yol olacak. Hem yakıtını hem performansını göreceğiz. Belli bir hızda gitmeyeceğim. Yani normal hızlarda gideceğim. Çünkü
Ankara yolu, İstanbul-Ankara yolu veya o güzergah hız testine uygun değil. Onu zaten belli hızları yapmıştım. 90, 100, 110, 120. Yine geldikten sonra bir ara İzmir-İstanbul otobanına, İzmir'e doğru gideceğim. Orada 200 kilometrelik bir düz yol var hiçbir yere sapmadan. Yani otobanda 209 kilometre hatta başlayacağız. 209 kilometre boyunca mesela 130 kilometre hızla gideceğim. Daha sonra da gelirken 140 ile geleceğim. Sabit hızda, sabit yüksek hızlarda aracın ne yaptığında, ne menzil yaptığında görmüş olacağız. Bugünkü sadece Ankara'ya gidiş, normal şekilde İstanbul'dan çıktığımız nasıl gidiyoruz ve yeni tekerleklerimizi test etmiş olacağız. Şimdi aracı %100 yapıp eve gidip eşyaları doldurup artık başlayacağız. Başlamadan önce yine şu verileri sıfırlayalım. Bakın %100 oldu. Şu anda battery balancing, yani batarya balansı almadığında 509 km diyor. Neye göre 509 km diyor bilmiyorum. Çünkü ortalamam 14.4. Şimdi bunu 62.1'e böldüm. 431 km diyor. Gider diyor. Enteresan. Neyse bakın bu 436.5 km var ya, hepsi İstanbul şehir içi. 14.4 kilowatt saat tüketimim var. Ben çok yumuşak kullanmam ama custom'daki benim ayarım eco. Eco modda kullandım en yüksek geri dönüşümde. Benim ortalamam bu arkadaşlar. Şu anda yani 436 kilometre sürüşte İstanbul içinde 14.4 kilowatt saat. Şimdi sıfırlayalım bunu, bakalım şu 509'a değişmesi lazım diye düşünüyorum. Sıfırlıyorum. Evet bakın düştü. Yani neye göreydi o zaman o? Neyse yukarıdakine gelelim. From start zaten sıfırlamış kendini. Bu da charge olduğu için sıfırlamış. Bakın şimdi 457 gider diyor. Neye göre 457 gider? Her şey sıfır. 450, yani her şey sıfır olduğunda 435 göstermesi lazım. Eco'da olmasına rağmen niye 457 gösteriyor hiçbir fikrim yok. Bilen varsa söyleyiversin. Yani bu veriyi nereden alıp 457 diyor. Araba kendi kendine şu son 6433 km'deki tüketimi mi acaba baz alıyor kendi beyninden? Anlamış değilim. Neyse sıfırladık. Merhaba arkadaşlar. Bolu'ya geldim. Yalnız biraz basarak geldim son kısımlarda. %10'la gelebildim buraya. Bu Kuzey Marmara otoyolu. Şarjın yemin ederim düşmanı. %98'le çıktım evden. Zaten %100 yapıp eve gitmiştim. %98'le evden çıktım. Şimdi Bolu Highway'e geldim. Şöyle göstereyim bakın. Zes'in 400 kW'lık şarjıyla şarj ediyorum ve şu anda daha %16'dayken bakın şöyle açayım. Ya göremiyorsunuz. Ben kamerayı da çevirmeyi bilmiyorum bundan. Bakayım gösterecek mi? Hah gösterdi. %17'de bile 136 kW'la 136 kW saatle şarj ediyor. 400 kW'lık olunca şu anda basıyor valla. Yalnız yol çok kalabalıktı bu saatte bile. Yani hiçbir şey de yok halbuki. Soğuk, yokuş mokuş. Şarjı hakikaten gümletti. 21.4 kWh mi ne yaktı? İyi yaktı yani. Ben de bastım son yine 160-170'leri. Geldim. Bizimkiler uyuyor. Ben aracı kilitleyip gidip bir kahve falan içeyim. Geldiğimde şeyi gösteririm size. Kilowatt saatleri ne yaktı falan diye. Günaydın arkadaşlar. Ankara'ya geldim. Bolu'daki rakamları verecektim. Unuttum kusura bakmayın. Öyle atlayıp gelmişim direkt. Uykum da vardı. Yalnız bir şey fark ettim. Ankara'da şarj ağı çok zayıf arkadaşlar. Ya İstanbul'u önden hakikaten çok ilerideymiş. Otojet en yakın bulabildim. Benim olduğum yere. En pahalı olanlardan birisi bu otojet. 970 mi ne? Mecburiyetten yani. Mecburen geldik. Şarj ediyoruz. Şimdi gireyim içeri. Yani bizimkileri bıraktım eve. Şarj etmeye geldim. Çünkü gün içinde lazım olacak. Size bütün yolun detaylarını vereyim şimdi. Tam 461 kilometre yol yapmışım. Ben tabii ki yine duramadım, bastım bir ara. Ankara içinde de şimdi bastım açıkçası. İnşallah ceza yememişizdir. Sabah yani 6-6.30 arası bayağı boştu yollar. 20, bu şeye bakmayın. Neydi onun adı? Ortalama hız. Hikaye o zaten. Hatta ben buraya kaç saatte geldim? Yani 4 saatte falan geldim açıkçası. Daha çünkü evde beklediğim zaman falan da var. 20.8 kWh saat. Yani şöyle diyeyim. Hani bastım ama yolun çoğunda mantıklı geldim. 110, 120, 100 o civarda geldim. Lastikler evet çok güzel. Yine arada kayıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani elektrikli araba tekeri böyle. Biraz yolu az tutacak ama diğerine göre çok çok iyi. Yağmur yağmadı o yüzden test edemedim. Ama öbürüne göre çok çok iyi yani. Böyle hamuru hissediyorsunuz yolda, böyle vuuu yapıyor. Yola yapışıyor böyle, hani bir şey, hamur böyle
koyarsanız düşünün bir şeyin üstüne kağıdın üstüne böyle yapışır o ses çıkar ya. O sesi veriyor yani teker. Ve sanki yanaklara biraz daha mı geniş, daha konforlu geldi. Ama kesinlikle şeyi tüketimi artırıyor. Yani bundan daha az olması gerekiyordu tüketimin. Onu söyleyeyim. Tüketimin daha az olması gerekiyordu. Yani 20.8 sadece Bolu'da durdum şarja. %90 yaptım. %100 yapmama bile gerek kalmadı. Buraya geldiğimde de hala %30 vardı. Sonra da geldim şarja taktım. Şimdi %51'e çıktı işte. Ankara'ya çok daha rahat geliyorsunuz yani. Tek şarjda durdum. Orada hatta öyle Bolu'da bir tost yedim. Ben tost yerken 35 dakika oldu. Ben hızlandım artık araba daha fazla dolmasın diye. Hızlı hızlı yedim geldim. Öyle diyeyim size. Araba çabuk doldu yani. Güzelce geldik. Dediğim gibi lastik iyi ama bir tık artırdı tüketimi. Yapacak bir şey yok. Can güvenliği daha önemli. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Ankara'dan döndüm. Gördüğünüz gibi zaten videoyu editliyorum. Artık sonu geldi videonun. Şimdi dönüşte herhangi bir video çekmedim ama size asıl önemli olan tekerlekle ilgili deneyimlerimi anlatayım. Şimdi giderken yağmur yağmamıştı. Tekerlekleri test edememiştim. Ankara içinde yağmur yağdı. Sonra benim iki dayım da bayağı usta şoförüdür. Hatta ek iş olarak taksiye çıkıyorlar kendileri. Normal işlerine baktıktan sonra. Ankara'da ezbere biliyorlar. Onlara verdiğim aracı bir güzel test ettiler. Yani adamlar bildiği için ezbere virajlara sert giriyorlar. Bilmem ne falan işte. Taksici biliyorsunuz ya. Yani. Neyse. Yağmur yeni yağdıktan sonra bir de inşaat alanlarına falan geçtik. Böyle oralar boş oralara denediler. Her taraf toz. Hani baktığınızda yola şöyle toz varsa ve yeni yağmur yağıyorsa özür dilerim. Yolda böyle baktığınızda anlarsınız ya. Böyle o bir çama dönmüş çok kaygan bir yoldur. İşte komple öyle yollarda gittik. Yani hakikaten araba kaymadı. Şaşırdım. Şöyle kaydı sadece. Düz bir yol. Hafif eğim var. Islak yeni yağmış. Yok çamurlu belli. Aynı şekilde gittim. Sırf kaysın diye ben de kendim derken sert bastım freni. Bayağı sert bastım. Ancak böyle biraz kaydı. Onun dışında tekerler kesinlikle ve kesinlikle bana üstünde verenler gibi değil. Daha konforlu, daha kaliteli. Yolu kesinlikle 1000 kat daha iyi tutuyor. Gelirken hatta şimdi tamam bu yavaş hızdaydı şehir içinde. Yani ani dönüşler yapıyorsunuz. Tamam. Gelirken de Kuzey Marmara Otobanı'nda. Hatta şöyle diyeyim. Kuzey Marmara Otobanı'nı bana diyorlar ki niye tercih ediyorsun geceliğim? Hani çekim yapıyorum ya fazla dikkatim dağılırsa falan diye tehlikeye atmayayım insanları. Boş yolda olsun. Hakikaten o kadar boştu ki. Yağmur yağmış ben yol olduğunu bile ıslak olduğunu fark etmemişim. Yanımdan bir tane ben yani 120 ile falan gidiyordum. Pardon 130'a sabitlemiştim. Yanımdan bir Porsche Panamera öyle bir geçti ki herhalde 200'e gidiyordu. Fişek gibi gidiyordu. Baktım su aktarıyor. Allah Allah dedim. Baktım yol ıslak. Bir anda hemen hızı geriye çektim. Korktum çünkü. Yüksek hızda kayarsa mayarsa 130 km ben ne yaparım gibisinden. Ses de çıkmıyor çünkü bakın. Lastikler içeri çok az ses veriyor. Belki hiç vermiyor diyeceğim ama yok. Çok az ses veriyor. Rüzgarın da sesinden duymuyor olabilirim. Orada rüzgar çok. Yağmur yağdığını anlamadım. O hani lastik suyun üstünden giderkenki sesi içeri almadı araba. Neyse. Yavaşladım biraz. Baktım arabada o ana kadar kaymamıştı. Birazcık da yol boşaldık. Yine hiç kimse kalmadı. Dediğim gibi yani 2-3 tane araba gördüm bütün 100 km neredeyse mesafede. Boş olduğu için kullanıyorum orayı yani. Birisi sormuştu o yüzden değindim. Bir de şuna değineyim. Bazıları bizim şey milletimizde vardı. Nasıl arasında bir laf soksan falan diye. Arkadaşlar benim kalbimde 4 tane stent var. Çekim yaparken de ani bir şey olursa hani şeye, telefona müdahale edebileyim diye o anda şeyi çıkartıyorum. Emniyet kemerini normalde de takıyorum ama sıkıştığı zaman yine çıkartıyorum. Yani rahatsızım yapacak bir şey yok. Onu da söyleyeyim de şimdiden hani böyle fırsat bulup aha bulduk laf sokalım diyenler yazmasın boş boş. Neyse. 140 km ile gidiyorum böyle. 140'a çıktım daha doğrusu. Hafif de viraj var. Girdim. Dedim bakayım kayıyorum yani yüksek hızda. Yeni yağmur yağmış. O tekerle deniyorum yani. Elektrikli araba olduğu için normal araba zaten kaymaması lazım. Diğer tekerler kaymıyordu yani benim önceki araçlarımda. Girdim. Belli bir süre sonra 3-4 saniye sonra bir ön tekerlerin şöyle bir bıraktığını hissettim. Arka değil bakın özellikle. Ön tekerler bir bıraktı sanki hemen şey yaptım. Yani demek istediğim şu. Tekerleri test ettim ki bu Transa T6FZ. Ne kadar ödülü varsa toplamış bir teker. Elektrikli araçlara da uygun. Normal araçlara da kullanabilir ama ki zaten normal araçlar elektrikli araç arası bir şey yapmışlar. Çünkü tüketimi bir tık artırıyor fakat yol tutuşu çok iyi.
Elektrikli araçlara uygun olduğunu zaten Bridgestone'la konuştular uygun mu diye. Uygun olduğunu söylediler. Tutuş çok olduğu için düşüyor arkadaşlar. Yani tutuş çok olduğu için menzil düşüyor. Eğer çok uzun menzil gitsin diyorsanız bu sefer tutuş olmayan lastik takmanız lazım. Hani yazın tamam bir şey değil. Kuru yolda sıkıntı yok. Öbür lastiklerde hani çok az da kayıyor olsa kuruda ama yani kuru yolda sıkıntı yok. Full o incelerden. Fakat kışın bence bu Transat TS6 FZ'ler gayet iyi. Benim önceki şeylerimde kesinlikle tekerlerimde hata vardı zaten gördüğünüz gibi. Yükleyelim ben göreceksiniz yani. Paramparça teker. Orası değil burası değil. 6000 km'de hiç otobandan çıkmamış veya asfalttan çıkmamış teker öyle parçalanmaz. Yani ilk defa teker araba kullanmıyoruz yani. Neyse. Ya çünkü diyenler oluyor. Ya yok arkadan şekerli torkta kayar şöyle. Yok abicim alakası yok. Bir sürü insan var. MJ4 kullanan. Çok var bundan şikayetçi. Yani Çin yapımı Bridgestone'larda bir sıkıntı var. Bunu kimse inkar etmesin. Etsinler. Bir gün başlarına geldiklerinde anlarlar araba kaydığında. Yüksek hızda gittiğinizde bu tekerler üstünde yani 140'dan bahsediyorum. Ne viraja gereken ayağınızı biraz çekmeniz lazım veya o Porsche gibi arkadaş gibi, Mercedes'ler gibi. O virajlara böyle veya benim önceden 3008 büyük araba olduğu için tekerler de kalın biraz da. Ben 170'le geçiyordum oradan yani. Hiç. Bu 170'te o viraja girdim araba var mısın demiyordu ama bu elektrikli araba. Elektrikli araba olunca ona göre yapılan tekerler mutlaka direncinin biraz az olması gerekiyor ki menzili kısalmasın. Teknoloji şu anda bu arkadaşlar. İleride batarya teknolojisi genişler. 435'lik yerine 835 km'lik pil koyarlar. O zaman istediğimiz gibi kalın pil koyarız. 800 gideceğimize 700-600 gideriz. Ama şu anda teknoloji bu. Yani elektrikli araba alacak olan da, bu lastikleri kullanacak olan da buna göre kararını versin. Evet. Benim deneyimim bu şekildeydi. Umarım siz de gördünüz zaten tekerlerin parçalanma şeklini. Bridgestone bunun hatalı bir ürün olduğunu kabul eder veya Türkiye yollarına uygun olmadığını kabul eder. Çünkü tanesi de 8 küsur bin lira lastiklerin, bu Transat TF6'ların. 32 bin lira para. Bakalım göreceğiz. Neyse. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.